Valla o kadar uzun süredir görüşemiyoruz ki, öyle değil mi? Emre Salon bayağı oldu değil mi? Yılı geliyor ya. Senesini kutlayacağız yakında yani. Yok yok, evet. Videolarımız gerçekten bu arada çok seyrekleşmeye başladı. Gerçekten çok istiyoruz ama her şeyden önce onu söylememiz lazım. Ama çok vakit bulamıyoruz işin doğrusu. Vakit buldukça da çekmeye çalışıyoruz. Ya da fırsat geldikçe diyelim. Çok güzel fırsat geldi. Bunu kaçırmayalım dedik. Hemen evet. Kısa bir videoyla yine karşınızda olalım istedik. Bilin bakalım ne? Bilin bakalım ne? Bu manyaklar her sene... Süpürge mi alıyor? Bir süpürge alıyor ve bunun tanıtımını yapıyor. Yani çok ilginç. Şey gibi oldu kanal. Süpürge tanıtım kanalı evet, gibi oldu gerçekten. İşte akıllı robot süpürgeler, efendime söyleyeyim, falanlar filanlar. Ama malum tabii evde iki tane tüy yumağı olunca maalesef doğal olarak çözüm arıyor insan. İster ama ne yapacaksın? Hep ihtiyaçtan yani. Evet. Yoksa... Yani uzun araştırmalar sonucunda da şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Elimizdeki elektrik süpürgesi biraz koltukları temizlemede vesairede zorlanıyordu. Tabii bu iş için özel olarak geliştirilmiş olan ürünler var. Kedi tüyleri, köpek tüyleri için geliştirilmiş olan süpürgelerden bir tanesi. Elimizde bayağı bir araştırdık. Bu arada tabii Dyson'lar vesaireler tabii, biliyorsunuz piyasanın en iyi, daha doğrusu en pahalı. Geldi hoş geldin. Gel buraya. En pahalı ürünlerinden ama tabii fiyat olarak da bayağı yukarıdalar. Ama alternatifleri var bu arada. Bizim aldığımız Bosch'un bir modeli. Bosch Pro Animal seri 6 modeli diyebilirim. Bir bakalım hemen hızlıca. Şöyle bir açalım, siz de görün. Eğer ihtiyacı olan varsa, merak eden varsa bu ürünü, en azından siz de görmüş olursunuz bizle beraber. Öncelikle niye bunu seçtik? Onu bir açıklayalım. Yani hem fiyat açısından muadillerine göre daha uygundu. Kesinlikle. Hem de Dyson'la ilgili yorumlar okuduğumuzda kolu çok yorduğu, çok ağır olduğu yönündeydi. Bunda da bütün yönler inanılmaz hafif, işte çok güzel. Yani 3-4 kedisi olanlar bile kullanmış, çok memnun kalmışlar. O yüzden bunu tercih ettik. Bir yerde de indirime girmişti. Bilirsiniz, severiz indirim. O yüzden hemen aldık. Evet. Fiyatı da biraz uygun hale gelmişti. Evet. Bu arada tabii Kasım ayında olduğumuz için Black Friday dönemleri. Gerçi biz de artık bir şeyini çıkardık. Yani her ay indirimler, yok şu indirimi, evet, bu indirimi diyorlar ama tabii bütün dünyada özellikle Kasım ayı indirimin yoğunlukla uygulandığı, işte özellikle e-ticarette uygun fiyata birçok ürünü bulabileceğiniz dönemler. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Hangi parçaları var onlara bir bakalım hep birlikte. Evet. Ve ona göre devam edelim. Gösteriyor olalım. Evet. Önce bu gördüğünüz uzun çubuğu, içinden bir ansiklopedi çıktı. Aha işte. Aradığımız fırçanın bu olduğunu düşünüyorum. Bu evet, bu tüyleri özellikle evet, işte bu animal dedikleri parçalardan bir tanesi. Şurada şöyle bir parça var. Evet. Aha. Oğlumuz da geldi. Loki geldi. Şöyle bir parça var, tüylü. Hı-hı. Bu arada bu herhalde açılıyor şöyle. Neyse, ona neyse, onlara sonra geleceğiz falan. En merak ettiğim parçalardan biri buydu aslında. Evet, araba için değil mi? Bu evet, hem araba için, böyle dar alanlar için hareket edebilen silikon, örnek gösterirken evet, arabalarda çok kullanışlı demişler. Gerçekten güzel bir parça gibi görünüyor. Yine şu böyle bir büyük, yani şunun bir büyüğü diyebiliriz. Biraz daha geniş alanlar için yine tüylü ve tüyleri toplayabilecek parçalardan bir tanesi herhalde. Kedi tüyü, köpek tüyü gibi evet, şeylerin toplanması için özel parçalardan bir tanesi. Pro Animal Brush. Esas ana parçamız. Yani yerlerde, zeminlerde ve halılarda kullanacağımız hı-hı, parça. Gayet güzel oynar başlıklı bir parça olmuş. Şöyle koyalım bunu da. Sanki alamayacağı hiçbir tüyü. Bu arada büyük evet, yine yer, zemin, yani halılarda evet, kullanacağımız. Şunun içine yanlış hatırlamıyorsam yine bakarız ama hı hı, kullanacağımız parçalardan bir tanesi. Ana gövdemiz, yani motorun olduğu ve evet, aslında haznemizin olduğu bölge. Bataryası. Bu herhalde tamam, şunu koyuyorsun. Yani yerleştirme ünitesi. Evet. Gördün evet, mü? Kesinlikle doğru. Güzel tespit. Teşekkürler. Yerleştirme ünitesi bu da doğru. Ve bitti nihayet, artık 20. parçadan sonra totali bitirdik tamamını. Şimdi biz bunu tercih etmemizin en büyük nedenlerden biri de bataryasının çıkabiliyor olması. Dyson ve muadilleri çoğu modelde batarya çıkmıyor ve ileriki yıllarda hani başına bir şey geldiğinde onlarla uğraşmak zorundasınız. Ama bunda atıyorum batarya ömrü tükendi mi? Yeni batarya alın 300-400'e, tekrardan kullanmaya devam edin. Bu arada çok basit çıkıyormuş. Hemen bir evet, sen anlatırken denedim. Bataryayla alakalı evet, güzel bir detay bence de.
Sebebini söyleyeyim hemen. Şu batarya, işin güzel tarafı şu. Bosch'un yaklaşık olarak 10-15 tane üründe kullandığı bataryayla birebir aynı. Yani Bosch marka matkapta, işte Bosch marka farklı elektrikli ürünlerde yine bu batarya kullanılıyor ve her yerde çok rahatlıkla bulunabiliyor. Bir deneyelim ya, meraktan öleceğim. Evet, deneyelim hadi o zaman. Ama tabii şu anda bir şeyi var mı, şarjı var mı hiçbir fikrim yok. Oo. Evet, bir kısım evet. Bataryası var. Bakın, ne kadar kızımız da geldi. Bilmiyorum. İlk bence şeyi deneyelim. Neyi? Şunu. Ana gövdeyi mi? Hayır, hayır, küçüğü. Küçüğü deneyelim. Şunu peki. Deneyelim. Şu. Tamam. Ve tık diye zaten oturuyor çok hemen. Çok güzel. Bakalım. Bu kadar mı şimdi ya? Evet. Şöyle tıkıracağız. Şimdi evet. O zaman bizim bir tüylü yerimiz var. Onu şurayı göstereyim. Burada bir tetik var. Ha. Tetiğe bastığımız anda çalışıyor. Tekrar bastığımızda duruyor. Çok güzel. Üst kısımda da turbosu var. Yani açtıktan sonra turboya bastığınızda da turbo çalışıyor. Bu arada batarya şuradaymış. Şimdi gördüm orada. Şu an full dolu. Güzel. Full dolu bir bataryası var. Turboya bastığımızda bir de turbonun sesini duyalım mı? Duyalım hadi. Turboda ses yükseliyor. Ciddi bir çekiş gücü olacak eminim. Evet. Ama şunu unutmayalım. Araştırmalarımıza göre turbo modda kullandığımızda full batarya sadece 8 dakika gidiyor. 8-10 dakika arası. Evet yani. Yani çok kısa bir süre gibi ama tabii amacına uygun kullanılırsa hızlı bir şekilde. Bir de çoğunun zaten turbo ihtiyacı genelde olmadığını. Genelde normalde evet, yarım saat kadar gidiyor şarjı. Hadi şurada koltukta bir deneyelim o zaman. Hemen. Hadi deneyelim. Hadi. Gördüğünüz üzere bizim koyu renkli bir koltuğumuz var. Bizim süpürge almamızın nedeni şu arkadaşlar. Yani normal süpürgeler şu şekilde tüyleri almıyorlar. Az önce taktığımız başlık evet. İçinde. Evet. Aldı mı arası? Evet. Esas şeyi merak ediyorum. Şunu çıkartıyorum. Bu başlıklar çok kolay takılıp çıkarılıyor bu arada. Hiçbir sıkıntısı yok. Çok güzel. Hemen toz haznesini açalım bir. Yani sadece çok küçük bir alanı. Aslında çok tozlu olmayan da bir alana baktık burada. Ama çektik görünüyor mu bilmiyorum. Evet. Görünüyor değil mi? Şurada 3 tane tüy vardı ya. Gözle görülür bir şey olmamasına rağmen evet. 3-5 tüy var gibi görünüyordu ama tabii işin içinde toz vesaire de giriyor doğal olarak. Yani güzel bir çekiş gücü var. Bu arada normaldi. Turboda değildi. Eğer turbodaysa yani daha yoğun, fazla bir tüy, toz vesaire söz konusuysa turboda hemen hızlıca 1-2 dakikada hızlıca yapabileceğiniz bir temizlik söz konusu olabilir. Yani aslında her modunda, her başlığıyla ya da başlıksız, başlıklı çok kolay bir şekilde kullanabileceğimiz süpürgelerden bir tanesi olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet Zeyno. Vallahi bir şöyle koltuğu aldık arkadaşlar. Koltuğu çıkan, tamamını temizledin. Ön kısmı aldım ve bu kadar toz çıkarttı ya. Evet. Kullanımı çok rahat. Kesinlikle. Yani bence çok güzel. Rahat. Bizim normal süpürgemiz dediğim gibi çekmiyordu koltuğun üzerindeki tüyleri. Vallahi çok güzel aldı. Böyle kablo derdi yok, şey derdi yok. Ben çok beğendim. Bence de bu arada hani ergonomi bakımından, kullanım bakımından falan gerçekten hani henüz uzun kullanım yapmadık tabii. Şimdi bir hafta 10 gün sonra çok daha net bir fikir sahibi olabiliriz diye düşünüyorum ama şu anda ilk kullanıma nazaran bence çok kullanışlı ve çok rahat geldi bana da. Sadece beni tek düşündüren şey almadan önce de batarya konusuydu. Tabii onu herkes söyledi. Bu arada şöyle değil. Uzun uzun hani temizlik yapabileceğiniz, yapmanız gereken bir ürün değil. Acil durumlarda, kısa süreli temizliklerde kullanacağınız ürünlerden birisi. Evet bir ihtiyaç varsa, böyle bir ihtiyacınız varsa kesinlikle tercih edilebilir diye düşünüyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Bosch Unlimited Seri 6 Pro Animal evimizde ve Angry Salon bitti. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.